Benim istediğim onların tribüne gelip takımlarını 90 dakika desteklemeleri. Ya ben bunu istiyorum. Yoksa her golden sonra bir iftirayı duymak ölmem isteniyor. Yani bu tribünden böyle bir tezahürat var. Ne yapmış Ümit? Ve yaşamış olduğum bir olayı hatırlatılarak ölmem isteniyor. Siz olsanız ne düşünürsünüz? Bunun taraftarlıkla alakası var mı? Ve çok net bir şey söyleyeyim. Bugün benim vermiş olduğum tepkileri kınayanlar benim yerimde olsa inanın bana belki 10 katı, belki 20 katı farklı daha sert tepkiler gösterebilecek insanlar bugün beni kınıyorlar. Ama ben vicdanen çok rahatım. Çünkü emek veriyorum ben. Gibi düşünürse herhalde o zaman tribünde çok daha farklı davranabilirler. Vallahi Ercan abi şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu söyledim. Birliktelik mesajını. Yani burada önemli olan şu. Yani desteklemek istemeyen, yani gerçekten Gençler Birliği taraftarı olmayan insan o tribüne gelmez. Gerçekten gelmez. Taraftarlık iyi günde kötü gündedir. Her futbolcu hocasını sevmek zorunda değil. Her hoca da oyuncusunu sevmek zorunda değil. Her taraftar da hocasını veyahut da X bir futbolcudan hoşlanmak, onu sevmek zorunda değil ki. Ama o forma altında birleşmek, o forma altında birliktelikle başarıya ulaşmaya çalışmak, beraber mücadele etmek, eğer taraftarsanız, gerçekten o armaya aşıksanız, gerçekten o armaya bağlıysanız herkesin yapması gereken bir şey. Yani benim vereceğim mesaj, insanların niyetleri değişmediği sürece, insanların fikirlerini belki değiştirebilirsin ama ben tek tek herkese ulaşamam. Değişmediği sürece ben onlara ne katkı sağlayabilirim? Benim istediğim onların tribüne gelip takımlarını 90 dakika desteklemeleri. Ya ben bunu istiyorum. Yoksa her golden sonra bir iftirayı duymak ölmem isteniyor. Yani bu tribünden böyle bir tezahürat var. Ne yapmış Ümit? Ve yaşamış olduğum bir olayı hatırlatılarak ölmem isteniyor. Siz olsanız ne düşünürsünüz? Bunun taraftarlıkla alakası var mı? Ve çok net bir şey söyleyeyim. Bugün benim vermiş olduğum tepkileri kınayanlar benim yerimde olsa inanın bana belki 10 katı, belki 20 katı farklı daha sert tepkiler gösterebilecek insanlar bugün beni kınıyorlar. Ama ben vicdanen çok rahatım. Çünkü emek veriyorum ben. O çocuklarla mücadele ediyorum. Bunun karşılığını almak istiyorum. Evet, sahada karşılığını aldığıma, alacağıma da inanıyorum. Ama tribünün de onun karşılığını vermesini isterim. Tribün niye tepki gösterir Ercan abi? Mücadele olmazsa tepki göster. Ama biz emek gösteriyoruz. O tesisi atıyoruz. Her bir çalışanı galibiyetle mağlubiyetle o kadar mağlubiyetle üzülüyor, galibiyetle o kadar mutlu oluyorlar ki. Onların ışığında, onların gözlerinde o ışığı görmek, zaman zaman üzüntülerini, zaman zaman o mutluluklarını görmek, onların bu kulübe bağlılıklarını görmek, kulüpte çalışanların, beni bu işi başarmaya, bu kulübe daha çok bağlı kalmaya itiyor. Daha çok çalışmaya itiyor. Onun için tabi burada en önemli faktör de sizsiniz. Burada şunu da ifade edeyim. Belki Hülya Hoca biliyordu. Basına kapalı diye bir mevzu oldu. Bu yani herhalde sen dile getirmişsin bunu Ercan abi. Bu konuyla ilgili çok net bir şey söyleyeyim. Benim bir bilgim yoktu yani. Ben hiçbir zaman yasakları seven birisi değilim. Hay yani. Ama tabii ki hani böyle bir karar alınmışsa tabii saygı duymak lazım ama bunun ne bu yaşananlarla ya da bugün burada olduğum için değil. Ben zaten tepki de koysam birebir insanın yüzüne söyleyebilen bir insanım. Onun için ben yasakları seven bir insan da değilim. Geldiğim günden bu yana da o tesise gelemeyen, gelmek isteyip de gelemeyen de olmadı. Benim kapım herkese açık. Çünkü gazetecinin işi bu. Yasaklar çok doğru şeyler değildir.
Hele iki gazeteci. Ve ben yeter ki o kişi bana iftira atmasın. Yeter ki o kişi bana ispat edemeyeceği hakaretlerde bulunmasın. Onun dışında benim kapım herkesi sonuna kadar açık. Geldiğiniz için bir kere daha teşekkür ediyorum.